Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda üretimhanemizin düzenini, dizaynını sizlere göstereceğim. Bir üretimhanemizde neler var, neler yok, nasıl dizayn etmişiz. Sizlere onu paylaşmak istedim. Bu arada yavrularımızı ayırdık. Altta yavru kalmadı. Artık yavru isteyene yeni gelecek, alttan gelecek yavrular var. İnşallah onlardan vereceğiz. Eş isteyene eş verebiliriz. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz. Videolardan bildirim almak istiyorsanız zil butonunu açmayı unutmayalım. Evet, dediğim gibi eş verebilirim. Kuşlarımız ucuz kuş değildir. Daima söylüyorum. Yani arkadaşlar ısrarla arayıp 100 liraya 50 liraya Japones istiyorlar. Böyle bir şey yok. Bir arkadaşım da beni arıyor, izleyici arkadaşım. Zarar ettiğini söylüyor. Hep kuş almış, ucuz ucuz ucuz. Diyorum neden zarar ediyorsun? Abi ben hiçbir ilaç kullanmıyorum, sadece yem ve su. Yem ve suyla kuş üremez. Ürese bile verim alamazsınız. Yani hastalığı var, sağlığı var, vitamini var. Yani sen sadece ekmek ve suyla yaşa bakalım. Yani ne kadar yaşıyorsun, nasıl yaşıyorsun bir görelim. Yani meyve yemeden, sebze yemeden olur mu? Olmaz tabii ki de. Evet, neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Dişilerimizi buraya aldık. Erkeklerimiz de yukarıda. Benim üretimhanem arkadaşlar, öncelikle şöyle bir masam var. Şöyle tatlış bir masam var kendime ait. 3 katlı salmam var. Yavru salmam bu. Sezon bittiğinde bir tane, iki tane daha salmam var büyük. Onları da kuruyorum. Anaçlarımı onlara ayıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi üçerli yan yana iki tane, iki sıra bu duvarda var salmamızın yanında. Arkadaşlar aşağısı boş, doğalgaz borusu geçiyor. Onun yanında hemen arkadaşlar iki sırada böyle var, içerli. Sonracıma arkadaşlar yanımızda hemen gösteriyorum, çöp kovamız var. Çöp kovamızı genelde süpürgenin oraya koyuyorum. Şöyle bir elektrikli süpürge almıştım. Güzel, çok işime yarıyor. Süpürgemiz var arkadaşlar. Ve şöyle stüdyo kafesimiz var. Ben bunu buraya monta yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yorumlara da yazabilirsiniz. Buraya montajını yaptım ve yanına şu şekilde bileziklerimizi koydum. Bakın sallanmıyor. Bir tane üstte çengel attım. Bir tane de alta. Çok güzel oldu. Vallahi. İsterseniz şunun da ışığını yakayım sizlere arkadaşlar. Sizler de canlı canlı görün. Altta şöyle bir dörtlü beşli prizim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen işim olduğu zaman bunu açıyorum. Bakın. Yani karar sizin. Nasıl olmuş? Yandan şöyle kapımız var ufak. Kapımızdan içeri kuşumuzu atıyoruz. Çam cipsimizi yere koymuşuz. Şöyle fotoğraflayabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir evraklarımız var. Madalyalarımızı koyacak yer bulamadım arkadaşlar. Büyük bir tane Bursa birincilik kupam var. İnşallah onu da şöyle üste koymayı düşünüyorum. Olursa tabii ki de. Onlar öbür tarafta arkadaşlar. Sonra bu tarafa gelirim. Bu tarafta arkadaşlar aynı. 3 sıra. Üçerli. Gördüğünüz gibi şov yani. Şov kısmı bu taraf. Bu duvar şov kısmı. Üste yeşil ve sağ tarafında ledimiz var. Her yani ne olursa olsun şurada karantina kafesimiz var. Arkadaşlar. Jalüzi perdemiz var üretimhanemizde. Akşamları jalüzilerimizi kapatıyoruz. Fanımız devamlı çalışıyor. Her zamanki gibi. Gece lambamız var. Şöyle göstereyim yanlarını. Şunu bu şekilde geceleyin. Kuşlarımız sabaha kadar rahat ediyor. Yavrularımız, anaçlarımız beslerken bir sıkıntı olmuyor.
Yani üretim halimiz bu şekilde. Şurada yemimiz var. Kovayla. 50 kilo alıyor arkadaşlar bu kova. Yani iki tane, iki çuval 20'liklerden koyuyorum. Bir çuval da yarısını koyayım. Yani genelde iki çuval koyuyorum. Yani kovamız yarıya geldiği zaman bir çuval daha koyuyorum. Benim diğer odamda yemlerim var arkadaşlar. 4-5 çuval yem alıyorum ben. Oraya koyuyorum. Ve bunları da oraya koymayı düşünüyorum. Koyacağım inşallah. Yani bu üretimhanede çuval gibi şey barındırmayacağım artık. Onlar için de güzel bir yer ayırdım. İnşallah oraya koyacağız. Allah'ın izniyle. Bu odada sadece masamız ve üretimhane kafeslerimiz olacak. Üretim kuşlarımız olacak arkadaşlar. Kuş sahiplenmek istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmından bana her zamanki gibi ulaşabilirsiniz. Telefon numaram, sosyal medya hesaplarım mevcuttur. Oradan ulaşıp rezerve yapabilirsiniz. Rezerve istiyorsanız. Zaten videomu baştan sona izleyen arkadaşlarım mutlaka rezerve yapabiliyor. İstediğiniz takım Japon eserimizden, Rainbow'larımızdan, tepellerimizden rezerve yapabilirsiniz. Rezerveyi bilmeniz varsa yumurtadayken alıyorsunuz. Yani kuş yumurtlamadan ya da yumurtadığı zaman alıyorsunuz. Yani bu da bir nevi 1-1,5 ay, 2 ay kadar bekliyorsunuz. Ama ucuza alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiki fiyatı, yavru fiyatıyla rezerve fiyatının arasında yani 100-150 lira gibi bir rakam oynuyor. Onu da buradan sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Üretimhanemizdeki dizayn bu şekilde güzel. Şunun için de yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Stüdyo kafesimiz. Sosyal medya hesaplarından beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Aşağıda Instagram adresim, Facebook adresim mevcuttur. Çünkü stüdyomuzda güzel yavru kuşlar ya da anaçlar paylaştığımda sahiplenmek isterseniz oradan da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yani gidip boş gruplara ya da boş insanları takip edeceğinize şöyle bir çoktan bilgi amaçlı takip edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de karar sizlerin. Evet, üretimhanemiz, benim dizaynım bu şekilde. Yani buna siz karar vereceksiniz. Kuşumuz 2,5 aylık falan, yani 2,5 aylık falan ama işte yani ona sonra bakacağım. 2,5 aylık kuşumuz kızışmış gibi düşünüyorum yani. Ona bakacağız. Evet, masamız bu şekilde demiştik. Masamızın üstünde nem ölçer ve oda sıcaklığını ölçer dereceli saatimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir tane süpürgemiz var. Masamızı ve yuvalıklarımızın üstünü süpürmek için ufak. Şöyle bir salmamızdan tutacağımız var. Buradan balık ağı diyoruz genelde. Salmanın içinde yetişemediğim kuşlarımı tık diye tutuveriyorum. Zaten mamamız var. Şurası pek şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, yani benim düzenim bu şekilde arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız yazıyor özelden. Abi üretimhanenin düzenini çekip bizlere paylaşır mısın diye. Ben de tabii ki dedim. Bayağı önceden yazmışlardı. Benim de aklıma gelmişken çektim arkadaşlar. Evet. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalımı takipte kalın her zaman. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolardan bildirim almak istiyorsanız zil butonunu da açalım. Videoyu yararlı buluyorsanız sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz arkadaşlar.
Son olarak da ücretli kuş sahiplenmek istiyorsanız, kaliteli, güzel, değişik renkte, mutlaka videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz hoşça kalın ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.